çift başlılıktan nasıl kurtulacağız? Erdoğan'ın şikayet ettiği, yeni anayasanın gerekçesi olarak ileri sürdüğü çift başlılık öyle anlaşılıyor ki, itibar edersek ülke için büyük bir soruna dönüşecek. Cumhurbaşkanının Türkmenistan dönüşü uçakta söylediği Musul'daki Türk askerinin geri dönmesinin söz konusu olmadığı haberini gazetelerde okurken sanki ona cevap verir gibi internet medyasından geri çekilme haberi yayılıyor. NATO, Türkiye'yi Rusya'ya karşı korumak için Doğu Akdeniz'e asker yığarken ve caydırıcılık önem kazanmışken, Erdoğan, Rusya ile stratejik ortaklık münasebetlerimizi devam ettirelim mesajı veriyor. Allah vere de devletin içinden bu söze cevap yeni bir Rus uçağının düşürülmesi olmasın. Devlette çift başlılık var mı? Her gün aksatmadan devletin en tepesinden mutlaka bir işaret geldiğine göre demek var. Anayasa ve başkanlık sistemi gündemine hakikatte bir anayasa tartışması olarak değil bu çift başlılık görüntüsünün tezahürü olarak bakabilirsiniz. Erdoğan tek tek başkanlık, yarı başkanlık veya partili cumhurbaşkanlığı sistemlerini sıralarken kararlı ve seri karar alma avantajından ve ülke ekonomisine artı değer katmasından yola çıkıyor. Mukayese ederek sorabilirsiniz. Başkanlık sisteminin hangi ilave sihirli özelliği bunları sağlayacak? Bugün sistemde eksik olan nedir? Bu sözlerin hemen arkasından parlamenter sistemin tepe noktasındaki adamdan yani başbakandan eski danışmanım ve dışişleri bakanım diye söz etmesinin cevabı bulmada bir anlamı olabilir mi? Türkiye'de iki başlıktan farklı bir şey var. Bunu kişiselleştirmeden resmetmeyi deneyelim. Anayasaya yasalara ve memleketin hukuken güvence altına alınmış, ortak genel çıkarlarına aykırı fiilen iktidarı kullanan bir güç ile meşruluğu esas alan düzenli devlet iktidarı arasında giderek derinleşen ve tezahürleri çoğalan bir çatışma var. Bu fiili güçle yasal güç arasında mesafe arttıkça Türkiye'nin başı içeride ve dışarıda çok fena derde giriyor. Fiili gücü sürdürebilmek için kişisel ilişkiler üzerine inşa edilmiş, Çıkar esasına dayalı bir şebeke iş görüyor. Bu şebekenin çıkarlarını devşirebilmek için devletin ekonomik iktidarı istismar ediliyor. Ülkenin medya düzeni bu şebekenin kontrolüne veriliyor. Mülkiyet hakkı, sermaye güvencesi ve serbest piyasa düzeni korsanların saldırılarına açık ve korumasız hale getiriliyor. Finans sektörü ve döviz rezervlerine göre şirketler kontrol ve baskı altında tutuluyor. Verimsiz bu iktisadi şebekenin genel ekonomi üzerinde verindeki maliyete giderek artıyor. Hem kamu menfaati hem de sağlıklı bir ekonomik düzenin vazgeçilmezi olan güven ortamı korku, baskı ve yıldırmalarla tahrip ediliyor. Yasaya, ortak genel çıkara ve akla ihtiyaca dayanmayan böyle bir fiili iktidar içi boş tahta kutulardan kule yapmaya benziyor. Gücünüzü göstermek için kuleyi sürekli yükseltmek zorundasınız. İnşa ettiğiniz bu iktidar kulesi için kullandığınız malzeme içi boş ve şekli bozuk tahta bidonlar olunca yükseklik arttıkça sorunlar da büyüyor. Çevresine daha büyük zararlar vermeye başlıyor ve devrilmemek için yeni payandalara ihtiyaç duyuyor. Rusya ile yakınlaşma ve Putin ile kişisel dostluk hayati bir destek olarak devreye girmişti. Mimari o kadar çürük idi ki bir tek füze o desteği yerle bir etmeye yetti. Bu payandayı onca yaşananlara rağmen yeniden kurmaya çalışmak çaresizliğin işareti olmadı. Başkanlık sistemi tartışması ise gerçek bir anayasal gündemi değil, yine içeriden bir destek arayışı. Bu tartışma gündemde kaldığı sürece fiili iktidar anayasal meşru dayanaklarla irtibatını sürdürmüş olacak. İçi boş tahta kutulardan meydana gelen bu kule, en küçük rüzgarda fırtınaya tutulmuş kava ağacı gibi sallanıyor. Hiçbir destek onu ayakta tutmaya yetmiyor. Devrilmesi durumunda anayasal, meşru ve genel çıkarı gözeten kaya gibi sağlam duran kaydeli devlet iktidarının üzerindeki gölge kalkacak medyaya, gündeme ve gürültü çıkartan sözlere aldırmayın. Uçak düştü mü? Musul'daki kamp boşalıyor mu? Başkanlık sistemi muhalefetin gündemine girecek mi? İpler kimin elinde ve kimin dediği oluyor? Siz ona bakın. Neyin çift başlılığı Allah aşkına?